<laughs> evet arkadaşlar, yine evin içinde kendi kendimi gülerken yakaladım ama bu çok acı bir gülme. Samsun'da kocası tarafından tekme tokat dövülen kadının videosunu izlediniz mi? İzlemediyseniz açın Twitter'dan izleyin. Berbat, rezil ötesi bir durum. Adam kadının kafasını böyle yerlere yerlere vuruyor. Kafasını tekmeliyor. Çocuğunun gözleri önünde. Rezil bir görüntü. Bundan 10-20 yıl önce olsa o apartmanlardan 3-5 tane delikanlı inip o adama müdahale ederdi. Ama artık o reflekslerimiz de kalmış. Kimse de çıkıp adamı durdurmuyor. Hiçbir dönem bu kadar kadına cinayet, bu kadar kadına şiddet yaşanmamıştı rezil, yozlaşmış bir durumdayız. Öyle delikanlı, maço geçinmekle olmaz bu işler. Kadından korkarak, kadını döverek delikanlılık, maçoluk olmaz. Bu toplum kadından korkan zayıf bir toplum haline gelmiştir. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Peki biz bunu kutlamayı hak ediyor muyuz toplum olarak? Hayır. O yüzden ben kutlamaya utanıyorum. Bunu gerçekten kutlamaya utanıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Yine evin içinde kendi kendimi gülerken yakaladım ama bu çok acı bir gülme. Samsun'da kocası tarafından tekme tokat dövülen kadının videosunu izlediniz mi? İzlemediyseniz açın Twitter'dan izleyin. Berbat, rezil ötesi bir durum. Adam kadının kafasını böyle yerlere yerlere vuruyor. Kafasını tekmeliyor. Çocuğunun gözleri önünde. Rezil bir görüntü. Bundan 10-20 yıl önce olsa o apartmanlardan 3-5 tane delikanlı inip o adama müdahale ederdi. Ama artık o reflekslerimiz de kalmış. Kimse de çıkıp adamı durdurmuyor. Hiçbir dönem bu kadar kadına cinayet, bu kadar kadına şiddet yaşanmamıştı. Rezil, yozlaşmış bir durumdayız. Öyle delikanlı, maço geçinmekle olmaz bu işler. Kadından korkarak, kadını döverek delikanlılık, maçoluk olmaz. Bu toplum kadından korkan zayıf bir toplum haline gelmiştir. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Peki biz bunu kutlamayı hak ediyor muyuz toplum olarak? Hayır. O yüzden ben kutlamaya utanıyorum. Bunu gerçekten kutlamaya utanıyorum.